8 Ocak 2020 Çarşamba İstanbul altılı kuponumu paylaşacağım. Akşam İstanbul kuponu. Şimdi ilk ayak ikinci koşuyla başlıyor. Handikap 16 bir yarış. 4 büyük ara Araplar 1500 sentetik. Şimdi ilk bakıldığında biraz karışık bir yarış gözüküyor burası. Burada 1 numaralı Madalyon kafayı alacak her zamanki gibi. Önde gidecek. Ama tabii kilosu 63 kilo şu an arkadaşlar ve ben yani 1500'ü bu kiloyla yetiştirebileceğini düşünmüyorum. O yüzden hiç tutmuyorum. Özpar arkalardan gelir ama o da 63 kilo arkadaşlar. Onun da yetiştireceğini düşünmüyorum. Korkmaz Efe var. Sonra Güneş'i gördüm var. Hanım Hanım var. Bunlar arkadan gelecekler arkadaşlar. Hatta Mavi Zafir de arkadan gelir. Yani bunlar en arkada gidecekler. Ben onların çok şanslı olacağını düşünmüyorum. Ama hemen orta arkası gidecek olan bir Karagül Bey'i var. Ahmet Çelik binecek. Ve daha ortalarda gidecek. Yani 3-4 gibi gidecek bir Lizardon var. Müslüm Çelik'le. Yani ben en büyük şansı burada Müslüm Çelik'e veriyorum arkadaşlar. Yani 3-4 gibi gider düzlükte atlayıp kazanmak isteyecek. Benim favorim 5 numaralı Lizardon Müslüm Çelik'le. Şimdi Güldür Güldür var Kocakaya ile. O da Madalyon'un arkasında takip edecek. Düzlükte atlayıp geçmek isteyecek ama ben yine 1500'de Lizardon'a yakalanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani şahsi fikrim öyle. Yani burada tek çekindiğim safkan 6 numaralı Karagül Bey'i dediğim gibi. O da yani Lizardon'un biraz arkasında takip edecek arkadaşlar Ahmet Çelik'le. Ya ondan da çekiniyorum. Yani 5'i alternatif tek olarak düşünebilirseniz en çok onu tutuyorum. Yani çünkü son ayakta da tek önereceğim size ve 4. ayakta da alternatif bir tek önereceğim. Yani tek tercihinize hangi ayakta kullanırsanız o öbür az olan yerlere istediğiniz atı ekleyebilirsiniz. Yine küçük bir kupon. İşte burada favorim en çok tuttuğum 5 numaralı Lizardon. Daha sonra da 6 numaralı Karagül Bey arkadaşlar. Yani ilk ayak 5 alternatif tek ve 6. İkinci ayağa geçersek maiden bir yarış. 4 yaşlı Araplar 1300 sentetik. Şimdi burada bariz kaçak bir at yok bu yarışta. İncelediğim zaman bende ön plana çıkan safkanlar 4 tane arkadaşlar. Bunlardan ilki 5 numaralı Mengü Alp. Gökhan Kocakaya ile yarın yarışacak. Büyük bir ihtimalle yarın favori çıkar. İkinci tercihim 3 numaralı Doğan Alp. Üçüncü tercihim 2 numaralı Bolkardağı ve son tercihim de 7 numaralı Ulu Bilgi olacak arkadaşlar Müslüm Çelik'le. Yani benim ikinci ayak maiden'daki sıralamam 5, 3, 2 ve 7. Üçüncü ayak Mehmet Akar koşusu kupalı bir yarış. Kısa vade 6, 4 ve yukarı İngilizler 2100 sentetik arkadaşlar. Şimdi ben burayı incelediğimde kafamda koşturduğumda 2 numaralı Corcovado önde gidecek. Kaçacak arkadaşlar, kafayı alacak. Hemen arkasına da 1 numaralı Aybars gelecek Müslüm Çelik'le. Yani Müslüm Çelik'in pek rahatsız edeceğini düşünmüyorum ama ensesinden de ayrılmayacak arkadaşlar. Buradaki ilk tercihim, favorim Corcovado olacak arkadaşlar. Normalde Corcovado yani bu grubun üstünde bir safkan. İkinci tercihim, yani onu burada yıkmayı deneyeceğim. İkinci tercihim 4 numaralı Granada Solo olacak arkadaşlar Mehmet Kaya ile. Yani Granada Solo da formda. Burada mesela 5 numaralı Victory is ours var, arkalarda gidecek. Agere var, Çekodoy var, Aybars var ama onların başarılı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Üçüncü tercihim ve son tercihim de 7 numaralı Invisible Baby olacak. Yani o da Granada Solo'nun orada takip edebilir. Granada Solo 3 gibi gidecek arkadaşlar. Invisible Baby de 4 gibi gidebilir. Ya da 5 gibi arkalardan gelecek. O yüzden 3. ayaktaki benim sıralamam 2, 4 ve 7. 4. ayağa geçersek 4. ayak şartlı 3 bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1500 sentetik. Şimdi bu yarışı incelediğimde ve kafamda koşturduğumda yine 5 numaralı Tivoli'nin Karataş'ta yine kafayı almasını bekliyorum arkadaşlar. Yani hem burada Corcovado ile kafayı alacak hem burada Tivoli ile kafayı alacak. İki tane kafayı alacağı üst üste yarış arkadaşlar. Yani 5 numaralı Tivoli yine ben de burada alternatif tek, yani bu grubun yine bence üstünde diye düşünüyorum arkadaşlar. Tivoli'yi. Tivoli'yi alternatif tek olarak yine düşünebilirsiniz. Burada yıkmak isteyenlere belki ben de yarın yıkacağım. İkinci tercihimde 4 numaralı Perfect Balance olacak Gökhan Kocakaya ile. Yani bu yarışı koşturduğumda da 5 kafayı alacak. Hemen arkasına 3 numaralı Güvenimsin gelir diye düşünüyorum. Arkasına 4 numaralı Perfect Balance gelir. Onun arkasına da 2 numaralı George Best gelir diye düşünüyorum. Ve yarışı da 5 ile 4 arasında olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 5. ayağa geçersek 1300 sentetik. Yine maiden bir yarış. 4 yaşlı Araplar. Yani burada da ben kafayı 1 numaralı İnancalı'nın alacağını düşünüyorum Ahmet Çelik'le. Arkasına da Karabahçeli gelir diye düşünüyorum. Ama yarışı önde gidenlerin değil de arkadan sprintle gelenlerin kazanmasını bekliyorum. İlk tercihim 7 numaralı Yaman oğlum olacak. Yaman oğlum yarın yine büyük ihtimal favori çıkabilir. İkinci tercihim 5 numaralı Rodriguez olacak. Yani bu ikisi bu grupta biraz öndeler arkadaşlar. Ve son tercihimde 9 numaralı Mondaliel Kaya olacak. Kayaların atı. Yani bugüne kadar pek başarı elde edemedi ama yarın bir ihtimal kazanabilir arkadaşlar. Yani benim bu ayaktaki maiden'daki sıralamamda 7, 5 ve 9. Son ayağa geçersek 1200 sentetik handikap 15, 4 ve yukarı İngilizler. Ben yine burada tek tercihimi kullanacağım arkadaşlar. Yani son yarışını da rahat kazanmış. Ondan önceki yarışında da çok güzel bir üçüncülük elde etmişti. Yani ben burada baktığım zaman şimdi yine Buda Bator burada kafayı alacak arkadaşlar. Kaçıp önde gidecek. Ama kilosu 60 kilo. Yani ben yetiştirebileceğini bu kiloyla düşünmüyorum arkadaşlar. Zaten ilk 3 ata baktığımızda 3'ü de 60 kilo. Sonra mühendis var 59,5 kilo. Yani benim bu ilk 4-5 atın başarılı olacağını, hatta 6 atın başarılı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden benim 10 numaralı Defemme yani benim tekim olacak arkadaşlar. Galopları da iyi, çalışmaları da çok iyi. Zaten line art yavrusu. Yani orijini de iyi, form durumu da iyi. 10 numaralı Defemme yarın bende tek olacak arkadaşlar. Ama dediğim gibi ilk ayak ya da 4. ayağı o alternatif tekle geçenler burada hani söylersem eğer Hayal Tufanı ve Kind of Blue arkadaşlar. Muhakkak bu ikisini eklesinler 7 ve 8. Ben de olur da yarın bir karar şeyi yapar 4. ayak ya da ilk ayak tek atarsam ben de buraya Hayal Tufanı ve Kind of Blue'yu ekleyeceğim arkadaşlar. Benim yarınki program için yorumlarım bu şekilde. Lütfen önce siz de kendi tuttuğunuz atları değerlendiriniz. Yarın için hepinize bol şans diliyorum. Yazdığınız ganyan olsun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.